Evet değerli izleyenler, Ankara'daki o çok konuşulan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna geçeceğiz. O bloğumuz başlıyor. Önce Nihat Doğan'ı gösterelim bir. Instagram sayfası gelsin Nihat Doğan'ın. Nihat Doğan o resepsiyondaydı. Bir gösterelim o fotoğraf karesini. Nihat, başka videom vesaire yok mu sevgili kardeşim Şöyle, ya? bütün telefonları girişte aldılar abi. Aa, bunları Tabii. nasıl temin Bunu ettiniz? özel fotoğrafçısı çekti, Yasin kardeşimiz, Kayan abimiz, o Hmm. sayın beyefendinin özel fotoğrafçıları. Evet. Çünkü şundan dolayı bence galiba ilk defa böyle bir uygulama oluyor. Ben ilk defa karşılaştım. Girişte telefonlarını herkesin aldılar. Güvenlik nedeniyle. Ya güvenlik nedeniyle değil. Bence işi çok sulandırmaya başlamışlardı. Yani ben yine tekrar edeyim. Belki ben beyefendinin biraz bir kırgınlık yaşadığını düşünüyorum. Kime 15 karşı? Temmuz gecesi. Kime karşı? 15 Temmuz gecesi bütün çevreye karşı, sanat camiasından, sporundan vesaire vesaire. Çünkü gelen konuklar da bence biraz daha sık elenmiş bir hava gördüm Ben ben. onu da soracağım. Gelenler tamam da gelmeyenler, Gelmeyenler de çok olmayanlar, enteresan. enteresan Çünkü olan. şöyle 15 Temmuz, 15 Temmuz'un hemen bir 15-20 gün öncesinde Ramazan'dı zaten. Ramazan'da yine bir iftar yapılmıştı. Ve orası adeta yıldızlar geçiciydi. Herkes elinde cep telefonları, videolar, snapler, Instagramlar, tweetler falan vesaire. Tabii 15 Temmuz gecesi hiçbir ortada yoktu bunların. Hiçbir ortada yoktu. Şov Yani yapmaya gelince. o kan iftar gününde beyefendiye 50 tane takla atanlar, beyefendiye metiyeler düzenler, onlarla resimler paylaşanlar, gazetelere onunla ilgili röportajlar veren arkadaşlarımız her ne hikmetse 15 Temmuz gecesi bir anda yer yaralı bir yerin dibine girdiler. Ortaya çıkmadılar. Ne tweet attılar, ne Instagram. Oysa ki bu vatan millet meselesiydi. Vatan millet meselesiydi. Yani Benim ilk orada planda böyle aklıma gelen isimler var. Onları göremedim. Çünkü ben sana onları soracağım. yani o yüzden bence bir şey var. Yani o yüzden yani girişte herkesin telefonlarını aldılar. Biz de telefonlarımızı teslim ettik. O yüzden çoğu insan hani o Evet. işi bu kadar Şimdi sulandıramadılar yani. Bence doğrusu da oldu. burada senin sayfanda paylaştığın bir Evet. kare Sayın Erdoğan'ın yanında ve oradaki mesajın Evet. tartışıldı. İşte sen ne dedin? 29 Ekim Ne? resepsiyonunda 15 Temmuz zaferinin başkomutanı, Evet. başkan ki 15 Temmuz zaferinin demişsin. Yani hani böyle 15 Temmuz bir zaferdir bak. hayır, o, zafer tabii onu Tabii. demiyorum. Ama o zaferin başkomutanı diye Tabii canım çıkarmışsın. herhalde Hani yani. böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş tek başkomutan anlamında kullanmadığın belli. Başkomutanı başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olmaktan şeref duydum demişsin. Ne? Ve bu eleştirenler oldu bu mesajını. Bunun neyini eleştiriyor onu da anlamadım yani. Bunun eleştirecek neyi var abi? Sen dedin ya çok tepki böyle Hayır, tepki gösterenler. değil ya. Tepki de adam oraya bilmem işte yalaka yazıyor. Bizim başkomutanımız Atatürk'tür bilmem nedir. Hala bir Erdoğan'la Atatürk kıyaslaması yapıyor. Ben buna inanamıyorum. Ne alakası var? Ya bir Atatürk'te kere bizim... Atatürk'ü koymak Bak lazım bir kenara. Atatürk Yukarılarda abicim artık zaten bak Atatürk'ü böyle yani böyle suistimal ediyorlar artık. suistimal edilmesi inanılır gibi. Mesela Instagram, Twitter'da enteresan bir hesap vardı. Ki hani bana FETÖ'cü vesaire böyle eskiden iftiralar atanlar bir iki tane eleştiri üzerinden ki ben siyasetçi değilim kardeşim ben 50 bin defa söylüyorum. Ben eleştiririm. Ben eleştiririm. Bizde biat kültürü yok. Bizde tapınma yok. Kendileri tapınabilirler. Bak söylüyorum bunları. Eleştiririm derken hani yeri Bak geldiğinde iktidarı da ben eleştiririm anlamına. dün eleştirdim, bugün de eleştiririm, yarın yine de eleştiririm. Ben de tapın, ben siyasetçi değilim. Ben vicdanlı, demokrat bir insan olmaya çalışıyorum. Sevgili Ömür. Ama Kemalisti sekülere Nihat'cığım sen bizim gibi biz tapınacaksın. Öbürü bizim gibi tapınacaksın. Öbürü bizim gibi tapın. Ben tapınmam kardeşim. Tapınırsın. Biz sadece Allah'a tapınırız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı. O devletin temsil makamı. Seçilmiş meşru bir cumhurbaşkanıdır. Her kesimden kim olursa olsun bütün dünyada seçilmiş meşru cumhurbaşkanına ya saygı duyacak ya da biz onlara saygı duymasını öğretiriz. Halkın seçtiği bir Halkın cumhurbaşkanı. seçtiği ise önemli değil. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı devletimi temsil ediyor benim. Benim devletimi cumhurbaşkanına el uzatanın eli kırılır, gözü olan da gözü oyulur. Bu iki kere iki dört. Tamam mı kardeşim? Bu başka bir şey. AK Parti'yi eleştirip, dün eleştirdim, bugün yine eleştirdim. Biz dün Cuma günü burada Ahmet Kaya programı yaptık. Evet. O faşoların da ağızlarını gördün neler, ne küfürler, ne hakaretler edin. Ha demek istediğim o. Biz burada yeri gelir Ahmet Kaya'yı da işleriz. Yeri gelir. Bizim öyle biz tapıcı kimsenin onlar gibi hiçbir şeye tapınmayız bu bir. İkincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz zaferinde başkomutanıdır. Evet. O kendileri market kuyruklarına, eski kuyruklarına giden seküleriler bir aklını başını toplasın yani. Hala kendilerine bir imtiyaz hakkı vesaire, o işler geçti. Geçti Bolu pazarı süreçeceğin iyi değil. O yüzden bugün itibariyle Cumhurbaşkanı başkomutan sıfatıdır. Onu hemen söyleyeyim yani. Evet, şimdi değerli izleyenler, Nihat Doğan oradaydı ve Nihat Doğan'a biz orada perde arkasında neler olduğunu, öncesinde, o anda, o saniyelerde, o dakikalarda ve sonrasında neler yaşandığını soracağız. Ondan o bilgileri alacağız. Ama Beyaz Ana Haber'in yaptığı haberi önce ekrana taşıyalım. Ali'cim hazırsa bir görelim bakalım kimler orada, kimler yok. Bir dikkatli izleyelim Bircan. Bak, olmayanlara dikkat. Evet. Şimdi mesela İbrahim Tatlıses yoktu ama bir açıklama yaptı. Evet. Dedi ki ben hastaydım, gidemiyorum. Gidemedim. Mesela, davet edilmişti kendisi. Davet edilmiş tamam, ama bir şey bu. Heh, dikkatli izleyelim, bir bakalım Gülşah. Onun üzerine bir konuşalım. Evet, şimdi burada tabii içeriden o dediğin gibi cep telefonu vesaire sokulmadığı için çok fazla görüntü yok. İçeriden belli bir süre herhalde görüntü servis edilmiş sonradan. Değil mi? O da devletin evet, resmi medyaya, haber ajansı tarafından evet. mı? Yok, Doğan Haber Ajansı da çekmiş. Ama dediğin gibi çok fazla görüntü yok. Bizde şimdi ekstra görüntüler de ekrana gelecek. Ben şunu sormak istiyorum. Mesela benim İbrahim Tatlıses açıklama yaptı. Hastayım, gidemedim. Davet geldi dedim. Hı-hı. Ama mesela Yılmaz Erdoğan var mıydı orada? Ben görmedim. Olabilir de yani ama ben görmedim. Görmedin. Necati Şaşmaz var mıydı? Yok, o çağrılmadı diye aldığım bilgiler o yönde. Kendisinin çağrılmadı, davet edilmediği yönünde. Necati Şaşmaz'ın çağrılmadı. Evet. Tabii Necati Şaşmaz'ı kendi dizi filminde mezar taşına koskoca isimle yazdığı Recep Tayyip Erdoğan çağrılmamıştı. Yo, niye enteresan diyorsun? Bu da tesadüftür belki. Ama her organizasyonda Necati Şaşmaz vardı tamam, biliyorsunuz. Şu an son artık enteresan falan ya, bu yani çok normal. Bir şey yani, çağrılmaması bence çok normal. Başka mesela aklınıza gelen isimler var ya mı? Ya mesela tabii Gülben Ergen yoktu. Gülben Ergen'i görmedim. Ebru Gündeş, Seda Sayan, başka. Kim vardı o? Hülya Avşar. Hülya Avşar. Tabii onların hiçbiri yoktu. Herhangi bir açıklama duydunuz mu siz? Ya abi ya, bence bir şey söyleyeyim. Ben duymadım. Ben karar merci makamı da değilim yani. Ama devletin de kendi içinde artık bir şey yapması lazım. Ayettir. Hiç sevenle sevmeyen bir olur mu? Olmaz. 15 Temmuz gecesi. Bak, 15 Temmuz bir kırılmadır. Ömür öncesi vesairesi bilmem nesi olsun. Çünkü devlet, devlet makamıdır. Devletinin yanında olanlar, yanında olmayanlar diye. Devlet de kendi artık o farkındalığın varmışsa da bence doğru bir şey yapmış abi. Kimse kusura da bakmasın yani. Evet, olanlar kadar olmayanlar da dikkat çekti değerli. Tabii çünkü bu iş son değil. Yani bunlar durmaz. Bunlar durmazlar. Bin yıldır durmamış. Bunlar bin yıldır ecdattan tokadı yiyip tekrar tekrar daha güçlü gelen Haçlı ordusu gibi. Şeytanda oyun biter, bu FETÖ'de oyun bitmez. Siyonistlerde oyun bitmez. Daha güçlü gelecekler, yine güçlü gelecekler. Zannetmeyin ki bu son bitti falan diye bir şey yok yani. Bunlar er geç yine gelecekler. O yüzden artık safları sıklaştırmak lazım. Devlette kendisinden yana olan, cesur dik duran, vatansever insanlarla omuz omuza olması lazım. Evet, bir şey daha tabii dikkat çekici. Mesela Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, geçmişteki Cumhuriyet Bayramı, hani o eski Türkiye dediğimiz, evet. Eski Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu. Bir dakika duralım, geri gelelim. Çok farklı, mesela Kur'an tilaveti okunuyor orada, değil mi? Evet. Kur'an tilaveti de var, sen oradaydın evet. herhalde. Ne kadar sürdü tilavet? Bir 10 dakika falan sürdü. Bir 10 dakika. Bu mesela bir önceki resepsiyona gitmiş miydin sen? Ben bir öncekine gidememiştim. Yurt dışındaydım. Ben 5-6 ay falan yurt dışında kalmıştım çünkü. Kur'an tilaveti ilk kez mi okunuyor? Bence ilk kez okunuyor. Bir önceki seferde yoktu. Yani yanlış İlk bilgi vermeyelim gittim. Ama ilginç ya bunlar ya, düne kadar Kur'anların yasak olduğu bir ülkede düşünebiliyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kur'an okunması. Bence artık iyice halkın olmuştur. Yani artık devlet halkındır. Halk devletindir. Yani böyle düşünmek lazım. Bir ikincisi yer gök duayla biliyorsunuz hani. Derler ya hep yer gök dua diye. Dua üzerinde değil mi? Ben bu tip gecelerde duanın olmasını manevi buluyorum. Yani manevi geliyor bana. Ve zaten her dinlediğimde de burnum sızlıyor. Bence gayet mantıklı. Güzel olmuş. Allah kabul etsin. Bence de gayet mantıklı. Peki futbolculardan mesela, sporculardan? Vardı sporcularda. Var mıydı? Vardı. Çünkü izleyicilerimiz yazıyor mesela, hiç futbolcu görmedim. İş adamları vardı mesela, çok enteresan. Mesela Aydın Doğan oradaydı. Aydın Doğan evet. İnanılır gibi değil. Yani. Fotoğrafları vardı bir tane. Aydın Doğan'ın olması. Güzel ama.
Yani. Hazır mı Ali? Ha, onu görelim bakalım. Vilma Eles'i görüyoruz. Tek tek şöyle evet, aksın bizde bir kim varmış bir görelim bakalım. Vilma Eles var. İşte burada kalabalığın içinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı görüyoruz. Yine sanatçılar etrafında. Coşkun Sabah. Coşkun Sabah. İşte eski sanatçılardan, efsane sanatçılardan. İrem Derici Evin Erdoğan'la burada. Yonca Evcimik var. Zannettim ben. Kim? İrem Derici Evin. İşte Aydın Doğan. Doğan duralım bir dakika. Aydın Doğan'a bir dur mu diyordu Sayın Dur. Dur diyor Aydıncığım sen orada bir sen dur. Sen bir dakika dur diyor. Ya çok enteresan bir fotoğraf biliyor musun? Evet bu, gerçekten. Bu bence bak ben söyleyeyim. Bence yeter 29 Ekim bak 29 Ekim'in en önemli fotoğrafı bu fotoğraf biliyor musun? Allah Allah. Yıllarca bence tarihi fotoğraf. Bir büyütelim şöyle madem o tarihi fotoğraf. Bak, tarihi bir fotoğraf. Tabii bu işin derinliğini bilenler daha iyi kavruyordur meseleyi anlıyorlardır. Aydın Bey biraz da terlemişti kendisi. Nasıl yani? Terlemişti tabii dile kolay yani. Yıllarca sen başbakanları pijamayla karşıladıktan sonra yani millete operasyon çek, iktidarlara operasyon çeken yani 28 Şubat sürecinde hala unutmadık yani o günleri. 28 Şubat sürecini konuşarsak bence çok daha farklı tabii meseleler de gün yüzüne Aydın çıkar. Aydın Doğan da bütün ama iddiaları 15, yalanlıyor biliyorsun. Yani yalanlar, yani. Onun abicim herkes her şeyi yalanlıyor zaten. Önemli değil ama burada diz çöktüler. Diyorsun. Millete diz çöktüler. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin adamıdır. Halkın adamıdır. Bu halkın içinden gelmiştir ve daha düne kadar Aydın Doğan da orada bir simgedir tabii. Yani bu ülkeyi fil dişi kulelerinden, bu ülkenin değerlerine düşman, nostaljisine düşman, geleneğine düşman, dinine düşman, mukaddes adına düşman bir güru, elitist, o kibirli elitist ağzıyla, işte daha geçen günler bahsettik burada Aşık Veysel'i Ankara'dan içeri sokmayan o zihniyet, Ankara'da o zamanın valisi 54'te yanlış hatırlamıyorsam, Tandoğan Meydanı, Kızılay Meydanı'nda, evet. Nevzat Tandoğan, ayaklanan halka, siz niçin buraya toplandınız? Bu ülkeye komünizm gelecekse onu biz getiririz. Bu ülkeye faşizm gelecekse onu da biz getiririz. Sizin göreviniz, sizler paryasınız. Sizin göreviniz tarlada çalışacak, bir köle gibi tarlada çalışacak. Yeri geldiğinde de bu devlete asker göndereceksiniz. Onun haricinde sizin hiçbir söz hakkınız yok. Bu devletin efendisi bizleriz demişti. Evet. O zihniyet bugün hala ayakta, dimdik ayakta. Ve o zihniyetin sembol isimlerinden Aydın Doğan'ın... Tabii ama Aydın Doğan şimdi buzların eridiği de görülüyor Nihat'cığım. Ya ben buzların... Abicim ben işin orasında evet, bakmıyorum. Ben burada simgedir. Şu fotoğraf simgedir. Evet. Bu fotoğraf artık milletin önünde diz çökmüşlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da halkın cumhurbaşkanı olarak orada elini de sanki ona dermişçesine. Ben yine söylüyorum bak ben yine hep şunu söylüyorum 7 Ağustos ruhu 15 Temmuz 7 Ağustos ruhu ile birlikte ben toplumsal ayrıştırmaya da karşıyım sevgili Ömür. Sadece ben fotoğrafın böyle bir kriminalize etme gereği hissettim kendi adıma. Evet, biz de bundan çok muzdarip olduk. Tabii. Biz de bundan muzdarip olduk ama tabii meseleye büyük fotoğrafta baktığın zaman ben yine çok önemsiyorum. Aydın Bey'in oraya gelmesini çok önemsiyorum. Tabii yani bence de önemli. Son derece önemsiyorum ki biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi CNN Türk olarak da yani, belki de bir seri değişti. Ben Abdülkadir Bey vardı. O anda Fırat'la o telefon bağlantısını yapan ona da millet adına teşekkür ederim. Yani ilk bağlantıyı CNN Türk'te yapmıştı. Kesinlikle son derece önemlidir. Tekrar ediyorum Aydın Bey umuyoruz ki artık bu saatten sonra devletinin yanında olur. Ben Sayın Devlet Bahçeli çok enteresandı arkadaşlar. O da oradaydı. Ben direkt kendisinin yanına gittim. Bir devam etsin fotoğraflar. Evet. Konuşa konuşa göre göre evet, gidelim mi? Gidelim. O da vardır muhtemelen. Gidelim. Ben mesela... Umarım vardır. Gelsin. Hülya Koçyiğit'i görüyoruz. Böyle gidelim. Evet. Hülya yani... Koçyiğit. Kutsi galiba değil mi? Kutsi. Evet. Bakalım. Toplu bir fotoğraf var yine ünlüler. Devam etsin. Bir durum kim yalnız ben şanslıyım bak benle tek çekilmiş Sayın Cumhurbaşkanı diğerleriyle toplu çekilmiş bize de. Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan. Evet Arzuhan Doğan Yalçın da Doğan. Evet devam etsin. Yani Devlet Bey'in yanına gittim ben Sayın MHP Genel Başkanı. Sayın Genel Başkanım dedim beni bir gördü. Ümit Besen. O Nihat dedi fırsat buldukça seni izliyorum dedi. Öyle mi? Güzel. Bahçeli bizi izliyor. Dur oğlum bir dakika. Devlet Bahçeli'nin de gerçek. Çok, şey değil mi böyle videoları var böyle şey çok YouTube'da zaman zaman yani. Onu da hani biz burada esprisini dünyanın en tatlı insanı. Nihat dedi fırsat buldukça seni izliyorum dedi. Sizi izliyorum dedi. Ne hortumu? Dik duruşun. Püsküvit.
Tamam, evet, devam edelim. Dik duruşun, keskin tavırların, vatansever duruşun takdire şayan dedi. İzliyorum sizi dedi. Arkadaşlarına da çok Devlet selamlarımı Bahçeli. İlet dedi. Aleykümselam. Sen Devlet Bahçeli'ye ben de tekrar tekrar orada da söyledim. 15 Temmuz'daki haktan ve de halktan yana duruşunuzdan dolayı Rabbim de her iki cihanda sizin yanınızda olsun. Sayın Devlet Bey, ellerinizden öpüyoruz efendim. Saygılar efendim. Saygılarımızı sunuyoruz. Saygılar. Değerli hemşerim, Osmaniyeli hemşerim. Evet. Çok sevdiğim devlet adamı. Evet, selam olsun. Hanımefendiyi tanıyabildiniz mi sol tarafta? Kim o? Tanıyamadık. Peki kim? Devam edin. Ama çok mutlu. Efendim, kulağıma bir şey söyleyeyim. Peki devam edin. Acun'u görüyoruz orada. Devam ediyor fotoğraflar. Orhan Gencebay. Sevim Emre çifti. Sevim Emre. Sevim Emre de ne kadar genç duruyor ya, değil mi? Evet, Sevim Alişan'ı Emre. Görüyoruz. Yaşlandı. Yanındaki kim? Ortadaki hanımefendi. Ece Erken. 70 Ece Erken mi? Evet. Ece Erken ile Alişan beraber evet, mi? Evet, tamam. Devam edelim. Devam edelim. Alişan da bu arada senin Cumhurbaşkanı'na söz verdi. Ha, onu söyler misin? Evlenecek. Evlenecek. Bir Alişan'a bir gelir misin? Evet, orada. Ne sözü verdi? Kulağımla çok, duydum. Çok, toplumsal bir sorun, sorun bu. Alişan'ın evlenmesi. Dedi ki, beyefendi diye sen hala evlenmiyor musun dedi. Artık evlen, kızacağım sana dedi. Yani beyefendiye de dert olmuş Alişan'ın evde kalması. Evet, hepimize dert oldu ya. Esra da oradaymış. Esra dedi 6 ay içinde evleniyorum, söz veriyorum hadi dedi. Hadi bakalım. Evet. Sen şimdi Cumhurbaşkanı'na söz verdiysen mecbur evleneceksin. Evet, Alişan yandın. Artık en fena şeyi söz verdi. Devam etsin. Devam etsin. Çünkü Esra Erol da orada. Hazır oradayken evlendirebilirdi bak. Sağ tarafta değil mi? Esra Erol değil mi? Ama işte talip yokmuş. Bu arada şey de vardı, onu da hemen söyleyeyim. Sadece Ömür, 15 Temmuz Esra gazilerinden de arka, Esra. Gazileri evet, de oradaydı. Yani öyle. Devam edelim. Devam edelim. Başka kimler var görelim. Ali. Yine toplu foto. Başbakan Binali Yıldırım da orada değil mi? Evet. Evet. Smokinli kim şurada? Evet. Ve Nihat Doğan. Yani Erbakan Malkoç. Benim Erbakan değil mi? Selam olsun Erbakan'a da. Beraber mi gittiniz? Evet, beraber. Evet. Yani çok coşkulu kutlandı. Ben bir şey sormak istiyorum. Ben yani yetişemediğim için yaşım. Daha önceki cumhurbaşkanlarımızda bu tarz halkla ve sanatçılarla külliyede bütünleşme olayları asla yoktu. Asla yoktu. Asla yoktu. O zaman bir şey hiçbir söylemek istiyorum. Olmadı. Yok, baba tabii. Eski Türkiye'de o zaman şöyle bir şey söylemenin vakti ve haklı Polat durumu mu, doğuyor. Bu arada. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Külliyesi halkın kendi paralarıyla halk tarafından yapılmış bir yerdir. Doğru mu? Atatürk'e öyle emanet hediye edildi. Böyle bir yerde oranın halkın evi olması kaçınılmaz bir gerçek. Ve değerli Cumhurbaşkanımız, sen Çankaya Köşkü'nden bahsediyorsun, eski ev, şimdi külliye yeni. Fark tabii. Etmez, Cumhurbaşkanlığından, konunun şeyinden makam bahsediyorum. Makam olarak söylüyorsun. Evet, makam olarak söylüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımız bunu insanları karşılarken evinize hoş geldiniz diyerek aslında gerçekten doğru bir noktaya temas etmiş oluyor. Orası herkesin evi. Evet, Cumhurbaşkanı Külliyesi ama tüm halkın ve sanatçıların yeri. Ben çok bu davranışı çok olumlu ve güzel. Evet, birkaç kare geri gelelim. Kibariye'yi görelim orada, çünkü Kibariye'ye geçeceğiz şimdi. Bir görelim. Hayır, mavili o kadar kim? Değil. Mavili Esra Eroğlu bence. O kadar değil. O yok kadar hayır değil. O. Evet, Kibariye. Ha, bakın şu kareden sonra olan oldu değerli izleyenler. Ha Allah. Şimdi Kibariye'ye geçeceğiz. Onun üzerine de konuşacağız.